Evet arkadaşlar, maç günündeyiz. Çok iyi hazırlandık. Evet, derbi günündeyiz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sahasına Emre Falcao! Direktörü Mehmet Korkmaz ile birlikteyiz. Hocam, öncelikle andan galibi için tebrik ediyorum. Evet, bir avantajı saydık ama bunu tek seçelim. Şu anda herhangi bir puan farkı kalmadı aramızda. Maç şampiyonluk yorumunda Lorenzo Pellegrini, bu maçta da top oynamazsan satış listesindesin. İbra tak diye gönderdik. Antarevic hadi lan dedik. Seni de gönderirim. Seninle üstünlüğün var lan bu oyunculardan. Gerisindesin bir de bu adamların. Seni de gönderirim. Son maçın olur Lorenzo. Son maçın olur. Finale momento maçı. Onu ofisiyle commento tromeyeci. Ona göre oynayacaksın kardeşim. Ona göre oynayacaksın. Oyuncularla durun, unuttuğumuz bir şeyler var. Erman çok sert işler yapıyor artık beyler. Lorenzo Pellegrini. Transfer durumu. Transfer bilgisi transfer listesinde. Bonservis sana şöyle bir helalinden 25 milyonda bonservis isteyerek seni transfer listesine koymakla da kalmıyorum. Kulüplere de öneriyorum. Hadi bakalım Lorenzo Pellegrini. Sen de ufak ufak al voltanı. Dedik bu maçta da oynamazsan gidersin dedik. Aldığımızdan beri iki tane maç oynamadım be. Gideceksin aga. Aferin. Hadi git yavrum. Hadi kendine kulüp mü buluyorsun? Ne buluyorsun? Ama neymiş? Shandong mu? Abicim Pellegrini Shandong'a mı gidiyorsun? Ding Dong'a mı gidiyorsun? Big Bang'e mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Allah'ını seviyorsan git ya. Soğudum senden ya. Soğudum, sıtkım sıyrıldı ya. Sıtkım sıyrıldı senden ya. Yani yemin ediyorum. 3 gün sakatlanmış. Rebic. Ya neyin şovundasın Rebic? Evet, Rebic satış listesinde. Rebic şov yaptı ve satış listesine gitti. Bir de blöf yapıyorsun diyor. Ulan sen kimsin, ben sana blöf yapacağım köpek? Hadi bakayım. Blöf yapıyormuşum. Sözleşme kulüplere döner. Hadi bakalım. Ante Rebic. Güle güle. Güle güle sana. Yolun açık olsun. Güle güle sana. Gerizekalı herif. Blöf yapıyormuşum. U20 takımında oturursun. Senin o ağa baban nerede? Senin o ağa baban nerede? Zlatan İbrahimovic. Sen de git lan U20 takımına. Ağa babalarınızı da bitireceğim. Serse sert ulan bundan sonra. Soyunma odasında sert konuş. Sert konuşacağım tabii. Ne konuşacağım? Top mu oynuyorsunuz? Bundan sonra böyle. Hadi bakalım Rebic Efendi. Hadi bakalım güle güle. Güle güle yavrum. Güle güle. Dakika takımla birlikte çalışmalara başladı. Evet. Zirve yarışındaki durumumuzu şekillendirecek bir 15 günlük periyoda giriyoruz diyecektim. İblisten kurtuluyoruz. Zlatan İbrahimovic Nice ile her konuda anlaştı. Beni şaşırttı. Alkmaar'a gitmedi ama Nice'e gitti ve böylelikle hem bizi maaş yükünden kurtardı hem de takımdaki işte Erman Derman neden bir tactical genius? Erman Derman neden herkesten büyük? Çünkü Zlatan İbrahimovic'e birçok teknik direktör derdi ki ya kardeşim
Tabii ki sen çok büyük starsın, muhteşem bir oyuncusun. Aman gözün seveyim Zlatan falan çekerdi. Edepsizlik yapma dedim. Ahlaksızlık yapma dedim. 40 yaşındasın, kendine gel. İbişliğin alemi yok. Hazımsızlığın alemi yok. Hadi oradan lan dedim. 10 gün sonra gidiyor. 1 Ocak'ta Fransa'da Nice'te. Rebiç de benimle. Sen neyin ne? Ya Jonathan Tah sen kimsin oğlum? Şimdi bir şey diyecektim de küfür edecektim. Ağzımdan çıkacak küfür. Bizi küçük kardeşlerimiz de izliyor. Jonathan Tah. Nereye gidiyorsan git kardeşim. Transfer durumu. Ne kadarmış bonser? Tamam. Listedesin. Bonservisin de 29 milyon. 10 ayla. Varsa isteyen kulüp onlara da öneriyorum. Nereye gidiyorsan git. Hatırım kalır ya. Hatırım kalır. Ne olur kal bizde ya. Ne olur Milan'da kal ya. Öküz. Hayvan. Adamsın sanki. Kütük. Geride iki tane hamle yapabildiğin yok be. Sıçtın beş tane maçta sahanın ortasına. Şimdi bana şov yapıyor rezil herifler. Ulan hepinizi bitiririm. Şimdi tam olarak hatırladım. Biz kupadan elendik. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Tabii. İtalya Kupası birinci turunda Udinese'ye 2-0 kaybettiğimiz maç sonrası Udinese maçı. yanıma geldi. Diyor ki uno scandale, uno Kalaso. Bana Kalaso diyor. Uno Kalaso diyor. Sen kalassın. Senden hoca olmaz diyor. Dedim ta hayırdır ya ne oluyor? Ne oluyor aslanım? Ondan sonra senin gezdiğin yerlerde bizim ayak izlerimiz var. Gece akıllı ol. Yatak odalarına geliriz falan filan. Bu dedi ki hoca dedi bana söz verdin. Kupa alacağız. Daha ilk turda Udinese'ye eleniyoruz. Bana verdiğin sözleri tutmuyorsun. Ya taht dedim. Yerim İtalya Kupası'nı. Ben sana Serie A kupası getireceğim. Ben sana Şampiyonlar Ligi kupası getireceğim. Ne kadar küçük beyinli bir adamsın sen dedim ta. Ya koca senden bir yol olmaz. Biz seninle kupa alamayız. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Beni sal. Şimdi arkadaşlar, Erman Derman neden tahı istemiyor diyorsunuz. Açın son bölümü dikkatle izleyin. Birebir bu konuşma var. Kupa kazanacağımızı söyledim. Kupa kazanamıyoruz. Ben sana olan inancımı kaybettim. Ulan sen doktorlardaki şey misin? Kalp mutahassısı neydi adamın adı? Ben sana olan aşkımı kaybettim Ela. İnancımı kaybettim Ela falan. Sen kimsin ya şovmen? Levent, Ulan Jonathan Levent. Tah. Doktor Levent. Ha Doktor Levent Atahanlı mısın? Doktor Levent Atahanlı mısın sen ya? Ben bu aşka olan inancımı kaybettim Ela gibi. Gelmiş bana hoca ben kupa alacağımıza olan inancımı kaybettim. Ya sen sürünüyordun Bundesliga'da be. Ulan sen Bundesliga'da sürünüyordun. Aldık seni Milano'ya getirdik. Seni Alessandro Romagnoli gibi stoperin babasının yanına koyduk. Şovmen. Ben de dedim hadi lan dedim o zaman nereye gidiyorsan. Ya gerekirse Kaya ile oynarım. Dördüncü stoperim Gabbia ile oynarım. Ama çirkin herifle oynamam ben kardeşim. Ahlaksız adamla oynamam. O da gidecek. Peki bu da